hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçen sene yine 8 Mart dolayısıyla bir anket çalışması yapmıştık. Gazeteci kadınlarla birlikte 200'ü aşkın kadınla bu anketi düzenlemiştik. Bu sene de onun devamı niteliğinde bir anket çalışması yaptık. Daha doğrusu birebir psikolojik danışmanlık ve şiddet deneyimlerini paylaşmalarını istedik kadınlardan. Bu kapsamda 27 gazeteci kadınla yüz yüze görüşmeler yaptık. Yaklaşık 3 saatlik süren bir toplantı süreci oldu her biri. Bu kapsamda biz birkaç genel veri vermek istiyoruz aslında. Özellikle Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2017 verilerine göre gazete ve dergilerde çalışan cinsiyet dağılımı şu şekilde. 25.115 erkek çalışan var gazete ve dergi içerisinde. 16.040 kadın çalışan var. Bu basın ve dağıtım bölümünde daha da düşük oranlara gidiyor kadınlar açısından. 5.046 erkek, bunun yanı sıra 948 kadın çalışanın yer aldığı bilgisi var. Gazeteci kadınların yaşadıkları şiddet ve ayrımcılıkları belli başlıklar altında topladık. Özellikle şiddet üzerinde şiddet türleri değişiyor. Psikolojik şiddet, cinsel şiddet, taciz, psikolojik şiddet dediğim gibi mobbing, dijital şiddet, günümüzde giderek sosyal medya ağlarının kullanımlarıyla birlikte dijital şiddetin de arttığını ve bu kapsamda baş etme yöntemleri geliştirdiklerini gördük kadınların. Bu deneyimleri paylaşırken şöyle sonuçlar ortaya çıktı. Mesela taciz tanıklığını anlatan bir kadın, bu süreçten sonra tacize maruz bırakılan kişinin işten ayrılmak zorunda olduğunu anlattı. O hal sürecinden sonra ve gerginleşen siyasi ortamla birlikte kolluk kuvvetleri tarafından ya da erkek meslektaşları tarafından fiziksel görünürlüklerini, fiziksel özelliklerini kullanarak gazeteci kadınların fiziksel şiddete maruz kaldığını söylediler. Sanal şiddet, dijital şiddet dediğimiz yine sosyal medya ağlarının kullanımıyla birlikte haber kaynaklarının yakınları tarafından taciz edilme, sözlü taciz özellikle ya da tehdit gibi olumsuz davranışlarla karşılaştıklarını dile getirdiler. Ayrımcılık konusunda da özellikle haber kaynakları, haber aldığımız kişiler tarafından, kanaat önderleri tarafından bir kadınsanız muhatap alınmama, ya da dikkate alınmama gibi ya da söylemlerde işte kızım, yavrum, güzelim gibi tabirler kullanılarak bu haberleri yapmak mecburiyetinde bırakıldıklarını dile getirdiler. Tabii gazeteci kadınların paylaştıkları çarpıcı örnekler de vardı. Evlilik kadınlar için koruyucu önlem olarak algılanıyor. Bu nasıl oluyor? Bir habere giderken eğer evliyse kadın, normalde alyans kullanmıyorsa da habere giderken özellikle kullanmayı tercih ettiklerini söyledi. Baştan sonra sektör dışında kalıyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Evlilik olabiliyor, esnek çalışma koşulları olabiliyor. Eğer çocuğu varsa kreş desteği olmadığı için sektör dışına atılıyor kadınlar. Kurum içinde çalışan sayısında cinsiyet eşitliğinin olması aslında baş etme yöntemlerinden biri. Ne kadar çoksa kadınlar o kadar güçlü olduklarını hissediyorlar. Kadın bakış açısıyla aslında o kurumda haber yapmaya devam etmeleri kadınların yine güçlendirici önlemlerinden biri. Cinsiyetçiliğin olmaması, eşit işe eşit ücret uygulamasının yer alması, kadın emeğinin erkek emeği gibi görünür hale gelmesi, şiddet haberlerinin cinsiyet bakış açısına dayanarak kişilerin bu haberleri yapması, na-trans kadın ya da LGBTİ+ gazeteciler arasında dayanışma ağlarının kurulması, yine gazeteci kadınlar için ya da LGBTİ artılar için güçlendirici etkenlerden bazıları.